Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Nobel Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olan İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için Genel Matematik kitabından örnekler çözeceğiz. Kitabın yazarları Barnes, Ziegler ve Bayley'in bu kitabın 12. basımından çeviri yapılmış. İlk sorumuz şu şekilde. Bilet satışı ile ilgili bir soru. Bir kısmı 35, bir kısmı da 55 dolardan olmak üzere 9.500 tane biletin satıldığı bir konserde 432.500 dolar gelir elde edilmiştir. İki çeşit biletten kaçar tane satılmıştır diye soruyor. Şimdi burada biz ilk önce değişkenimizin ne olduğunu belirleyeceğiz. Bizden istenen şey biletlerin hangi biletten ne kadar satıldı? 35 dolarlık biletler var, bir de 55 dolarlık biletler var. Toplam 9.500 tane de bilet satılmış. 35 dolardan satılan biletlerin adedine x dersek, bu durumda 55 dolardan 9.500 eksi x adet bilet satılmış olması gerekiyor. Bu bizim bilet miktarlarımızı gösteriyor. İlk önce değişkenlerimizi ne yaptık? Belirlemiş olduk. Peki gelirimizi vermiş, toplam geliri vermiş 432.500 dolar şeklinde. Geliri nasıl bulacağız? Bir tane biletten 35 dolar gelir elde edilirse x tanesinden 35 çarpı x dolar gelir elde edilir. 9.500 eksi x tane biletin satılmasından da 55 ile çarpıma kadar bir gelir elde edilir. Bu toplam bizim toplam gelirimize yani 432.500 dolara eşit olacaktır. Burada yapmamız gereken işlem ne olacak? İlk önce 55'i çarpma işlemi olduğu için bu parantezin içerisinde dağıtacağız ve ondan sonra da sorumuzu çözmeye devam edeceğiz. 35 çarpı x artı 9.500'de 55'i çarptığımızda 522.550 diyoruz. Eksi 55 x eşittir 432.500 şeklinde. Zaten sağ taraf aynen yazılacak. 35x'ten 55x'i çıkarttığımız zaman eksi 20x elde edeceğiz. Diğer sayımızı da yazıyorum. Artı 522.500 şeklinde eşittir. O da eşittir. 432.500 olacak. Bu eşitliği ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu eşitlikten x'i çekmemiz gerekiyor. O zaman şöyle yapabilirim. Eksi 20x ve iki taraftan 522.500 çıkartacağım. Bu eşittir. 432.500 eksi 522.500 olacak. Yani eksi 20x eşittir. Eksi 90.000 elde edeceğim. Her iki tarafı da 20'ye bölersem, eksi 20'ye bölersem, eksiler tabii ki artık birbirine sadeleştirecek ve birazcık daha boşluk eklemem gerekecek. Evet, 90.000 bölü 20.000. 90.000 bölü 20 diyeceğim. Bunun da cevabı ne olacak? 4.500 olacak. Demek ki ben 35 dolarlık biletlerden 4.500 adet satmışım. Bu durumda 55 dolarlık biletlerden de 9.500 eksi 4.500 adet satmış olacağım için ondan da 5.000 adet satmışım diye cevabımızı bulmuş oluyoruz. Evet, ikinci sorumuza gelelim. Burada emekli olduğumuz zaman bireysel emeklilik hesabımızda, bireysel emeklilik fonumuzda 500 bin dolarımız olduğu ifade edilmiş ve iki farklı fona yatırma seçeneğimizin olduğu da eklenmiş. Bu fonlardan bir tanesinin faiz getirisi %5,2, diğerinin faiz getirisi ise %7,4.
7. Yıllık 34 bin dolarlık faiz geliri elde etmek için paramızı A ve B fonuna nasıl bölüşmemiz gerektiği sorulmuş. Şimdi yapmamız gereken şey şu: A fonuna ve B fonuna yatıracağımız miktarları belirlememiz gerektiğine göre A fonuna X dolar yatıracağımızı söyleyelim. Toplamda 500 bin dolarımız olduğuna göre 500 binden X'i çıkarttığımız zaman bu da B fonuna yatırılacak demektir arkadaşlar. Şimdi faiz getirisini bulmamız gerekiyor. Eğer yıllık olarak %5,2 getirimiz varsa A fonuna yatırdığımız X dolardan 5,2 bölü 100 çarpı X dolarlık bir faiz getirisi elde ederiz. Artı B fonundan ise 7,7 bölü 100 çarpı 500 bin eksi X dolarlık bir faiz getirisi elde ederiz. Bu yazmış olduklarımız, bakın şurada yazmış olduğumuz ifade, ilk ifademiz bu. A fonuna yatırdığımız X dolardan gelen faiz kazancı ve burada yazmış olduğumuz ifadede B fonuna yatırdığımız paradan gelecek olan faiz kazancı. Bu ikisinin toplam faiz getirisinin yıllık 34 bin dolar olduğu söylenmiş. Şimdi biz zaten paramızı bir yıllığına yatıracağımız için böyle hesapladık. Tabii ki birden daha fazla süre yatırılmış olsaydı bir de o zaman işin içine o süreyi de katmamız gerekecekti. Şimdi burada gene dikkat ederseniz 7,7 ile 500 bin eksi x'in çarpımı var, ama ilk önce ben burada paydadaki yüzlerden kurtulmak istiyorum. O yüzden de bu eşitliğin her iki tarafını, eşitlik tarafını 100 ile çarpacağım. Böylelikle paydadaki yüzlerden kurtulmuş olacağım. Yazarsak 5,2x artı 7,7 çarpı 500 bin eksi x eşittir 34 bin çarpı 100, yani 3 milyon 400 bin diye ifade etmiş olacağız. Bu kitap çeviri olduğu için kitapta paralar, ondalıklar noktayla ve binlik lirası virgül ayrıldığı için o gösterimi burada kullanmayı tercih ediyorum. Normalde biliyorsunuz Türkçe'de ondalık ayracı virgüldür arkadaşlar. Lütfen karıştırmayın, oldu mu? Kitaptaki gösterimi kullanmaya devam ediyorum ben. Şimdi 5,2x artı 7,7 çarpı 500 bin eksi x. Bunu şimdi düzenleyelim. Şu 7,7'yi buradaki parantezin içerisine dağıtalım. Yani çarpmanın çıkartma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. 5,2x artı 7,7 çarpı 500 bin eksi 7,7x eşittir 3 milyon 400 bin diye yazdık. Düzenleyelim. 7,7 ile 500 binin çarpımını da ayrıca hesaplayalım. O da 3 milyon 850 bin olacak. Burada 7,7x vardı zaten. Evet, 3 milyon 400 bin de eşitliğin diğer tarafındaydı. 5,2x'ten 7,7x'i çıkarttığımız zaman eksi 2,5x kalacak. Ve eşitliğin her iki tarafından 3 milyon 850 bin çıkartacak olursak da eksi 450 bin de eşitliğin diğer tarafında kalmış olacak. Her iki tarafı eksi 2,5 ile böleceğim. Ve böylelikle de x'i 180 bin dolar olarak bulacağım. Bu x dediğimiz A fonuna yatırılması gereken paramızdı. A fonuna yatıracağımız parayı bulduk. A fonuna 180 bin dolarımızı yatıracağız. Peki B fonuna ne kadar yatırmamız gerekiyordu? Onu nasıl bulacağız? Bunu da 500 bin dolardan
180 bin doları çıkartarak ne yapacağız? Hesaplayacağız arkadaşlar. 500 binden 180 bini çıkartacak olursak da 320 bin dolar kalacaktır. B fonuna yatıracağımız para da 320 bin dolardır diye söylüyoruz. Evet, bir başka soruya geldik. Burada da araba fiyatları ile ilgili bir soru var. Bir de TÜFE, yani tüketici fiyat endeks dediğimiz bir endeks var. Tüketici fiyat endeksi belli bir yıldaki, yani belli bir yıl baz alınır. O baz alınan yıldaki bir sepetin fiyatına 100 lira veya 100 dolar dendikten sonra da çeşitli yıllardaki aynı sepetin fiyatı hesaplanarak elde edilen bir endekstir bu arkadaşlar, TÜFE endeksi. Bu bize aslında enflasyonu verir. Şimdi 1990 senesinde alınan 10 bin dolara alınmış olan buradaki 10 bin dolar nominal bir değerdir. Yani enflasyon içine girince doların satın alma gücü düşecektir. Doğal olarak 1990'daki 10 bin dolarla 2005'teki 10 bin doların satın alma gücü birbirinden farklıdır. Peki biz bunları nasıl hesaplayabiliriz? Yani 1990 senesinde 10 bin dolara satın alınan bir arabanın 2005'te kaça satılması gerektiğini nasıl hesaplayabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Bunları realleştirerek bu değerleri. Peki bunu nasıl yapacağız? Nominal bir fiyatı, nominal verilen bir fiyatı o yılın, yani T yılındaki nominal fiyatı, ona T diyelim, şurada fiyat altı diyelim, TÜFE T yılının TÜFE'sine böldüğümüz zaman biz o yıla ait olan reel fiyatı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Doğal olarak yapmamız gereken şey şu: 1990'da 10 bin dolar olan arabanın 2005'teki fiyatını bulmak için 10 bin doları 1990'daki endekse, yani 130.7'ye bölüyoruz. Ve 2005'teki arabanın fiyatını bilmediğimiz için ona x diyeceğim. Ve paydaya da ne yazacağım? 2005'teki endeksi, yani 195.3'ü yazacağım. Şu yazmış olduğumuz nedir? Bizim arabamızın 10 bin doları 1990 senesindeki reel fiyatıdır arkadaşlar. Bu reel fiyatı ne yapıyoruz? 2005'teki reel fiyata eşitleyerek 2005'te arabanın kaça satılması gerektiğini bulmuş olacağız. Buradan eğer içler dışlar çarpımı yapacak olursak 10 bin doları neyle çarpacağım? 195.3 ile çarpacağım ve bunu da neye böleceğim? 130.7'ye böleceğim. Bu bölmenin sonucunda da ben ne bulacağım? X eşittir 14.942 dolar 62 sent olarak arabanın fiyatını bulmuş olacağım. Yani 1990 senesinde 1990 senesinde 10 bin dolara satılan bir arabanın reel değerinin 2005 senesinde kaç olduğunu görüyoruz. 14.942 dolar 62 sente eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Perakende ve toptan fiyatlarla ilgili bir başka örneğimiz var. Bir mağazada perakende fiyatlar toptan fiyatların %40 fazlası belirlenmektedir diye söylemiş. Başka bir deyişle perakende fiyatı toptan fiyatı %40 eklenerek elde edilmektedir diye de eklemiş. Şimdi toptan fiyatımızı şuraya yazalım. Bir de perakende fiyatımızı da buraya yazalım. Yani toptan fiyatımız eğer 100 dolarsa, o zaman bunun perakende satış miktarı 100 dolara, 100 doların %40'ı olan 40 doların eklenmesiyle, yani 140 dolara ne yapıyormuş? Satılıyormuş arkadaşlar. Bunu şöyle yazabilirdik. İsterseniz şöyle de ifade edebilirsiniz. Ben toptan fiyatının, evet, toptan fiyatını biliyor olursam eğer, mesela bu 1 dolarsa, bir başka ifadeyle perakende fiyatımız 1.4 dolara eşit olacak. Peki
Bizden istenen şey, bize verilen şey şu. Bizim takım elbisemizin toptan fiyatının ne olduğu söylenmiş. 300 dolar olduğu söylenmiş. Bunun perakende fiyatının kaç olduğu sorulmuş. Yapmamız gereken şey ne? Eğer 100 dolar, 140 dolara satılıyorsa o zaman 300 dolar kaçta satılır diye düşünmemiz gerekebilir. Veya 1 dolar 1,4 dolarlık bir ürün olarak satılıyorsa 300 dolar kaça satılır diye düşünmemiz gerekecek. Peki nasıl yapacağız bunu? 300 doları doların 1,4'ünü bulmamız gerekiyor demektir bunun anlamı. Öyleyse hesaplayacak olursak bu da kaç çıkacaktır? 420 dolar çıkacaktır. Toptan 300 dolara satılan bir takım elbise, alınan bir takım elbise, perakende de 420 dolarlık bir satışla ve fiyatla satılacaktır diye soruyoruz. B şıkkına baktığımız zaman bu sefer toptan fiyatının kaç lira olduğu bize söylenmemiş. Ürünün perakende fiyatının ise ne olduğu söylenmiş. 77 dolar olduğu söylenmiş. Toptan fiyat ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 1 dolarlık bir ürün 1,4 dolara satılıyordu. Yani 77 dolar kaça tekabül ediyor? 1,4'e tekabül ediyor. Öyleyse şöyle yazabilirim. X dolar 1,4 X dolar olacak. 1,4 X dolar eğer 77'ye eşitse o zaman X nedir? 77 bölü 1,4 o da ne olacaktır? 55 dolar olacaktır. 55 dolarlık bir ürün 1,4 çarpı x'ten 55 77 dolara satılmış oluyor. Yani toptan fiyatımız 55 dolar olursa o zaman perakende satış fiyatımız 77 dolar olacak diye ifade ediyoruz. Aslında bir tür biz burada ne yapıyoruz? Doğrusal oran, doğru oran kullanıyoruz. Dikkat ederseniz şu şekilde yazabiliriz. 1 dolar 1,4 dolara satılırsa 77 dolarlık ürünün satış fiyatı ne kadardır hatırlarsınız eğer bu bir doğru orandı. Yani x'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Evet. Değil mi? X'i bulmak için 77 doları 1,4'e bölmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuzda bir golf kursuna gitmek istiyoruz. Bu golf kursunda eğer kendi ekipmanımızla gidecek olursak ders ücreti saati 44 dolar. Kendi ekipmanımızla gittiğimizde 44 dolarlık bir ders ücreti veriyoruz. Eğer ekipmanımızı kiralamak istersek o zaman biz 52 dolar veriyoruz bir ders için. Sorulan şey şu, kaç derse gitmeliyiz ki kendi ekipmanımızı almak kiralamadan daha avantajlı olsun veya işte maliyeti karşılasın. X ders alacağımızı varsayalım. Bu maliyeti karşılamak için yani kendi ekipmanımızın almanın maliyetini karşılamamız için 44 çarpı x ile 270 doların toplamının 52 çarpı x'e eşit olması gerekmekte. Solda yazmış olduğumuz şey kendi ekipmanımı aldım. 270 dolar verdim. Kendi ekipmanımla x adet ders aldım. 44x dolar da nereden verdim? Ders ücreti olarak verdim. Bu benim toplam kurs maliyetim olmuş oldu. Eğer ben 270 dolarlık bir ekipman almak yerine kiralama yoluna gitseydim, x adet dersin maliyeti ise 52 dolar çarpı x olacaktı. Bu x birbirine eşit olursa o zaman maliyetimiz karşılanmış olacak. Şimdi burada 270 eşittir 52x eksi 44x diyeceğiz. Yani kitaptan 44 çıkartacağız. Ve daha sonra da arkadaşlar buradan da 270 eşittir 8x elde edeceğiz. Her iki tarafı 8'e bölersek 270 bölü 8 eşittir x'ten. Tabii ki x kaç çıkacak? 33,75 çıkacak. Bunu da yukarı doğru yuvarlarsak 34 yapacağız.
34 ders alırsak, 34 ders aldığımız zaman kendi ekipmanımızı almış olmak kiralamanın maliyetini karşılamış oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Satış komisyonu ile ilgili bir başka sorumuz var. Burada da arkadaşlar primle birlikte bazı bir maaş alan bir çalışanın ne kadar satış yapması gerektiği ile ilgili bir soru sorulmuş. Hemen ona da bakalım. Şimdi bilgisayar mağazasında çalışan bir satış elemanı aylık 2000 dolar temel ücretin yanı sıra aylık 7000 dolar üzerindeki her satıştan %8 komisyon almaktadır. Bu çalışanın ayda 4000 dolar kazanabilmesi için bir ayda ne kadar satış yapması gerekir diye sormuş. Şimdi bizim toplam gelirimizi nasıl bulacağız biz? 2000 dolar zaten ben yani temel baz maaşımı yazıyorum buraya. Artı diyorum. Ben aylık 7000 doların üzerindeki her satıştan %8 komisyon almaktaymışım. Yani ben X dolarlık bir satış yaptığımda bunda 7000 doları çıkartacağım. X eksi 7000 çünkü 7000 doların üzerinden ben prim kazanıyorum. X eksi 7000'den 7000'i neyle çarpacağım? 8 bölü %, yani komisyon oranına çarpacağım. Bu benim toplam gelirim oluyor bir aylık. Bunun 4000 dolara eşit olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yine burada her tarafı 100 ile çarparsam ve her tarafı 100 ile çarparsam eğer 200 bin dolar artı 8x eksi 56 bin eksi 56 bin. Bu arada bir de 8'i parantezin içerisine dağıttım. Dikkat ederseniz bir de her tarafı 100 ile çarpmış oldum. O da eşittir diyeceğim. O da eşittir. Her iki tarafı, bütün bu eşitliğin her iki tarafını 100 ile çarptığımız için 4000'i de 100 ile çarptığımızda 400 bin dolar elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunları düzenleyecek olursak 208x eşittir. Şimdi ne olacak? 400 bin eksi 200 bin eksi 56 artı 56 bin olacak arkadaşlar. Yani bu da 256 bine eşit olacak. 8x eşit 256 bin olacak. Ve x'i de her iki tarafı da 800 şey her iki tarafı da 8'e bölersek buradan da cevabımız 32 bin dolar olarak bulunacak. Ben aylık 32 bin dolarlık satış yapacak olursam o zaman 4000 dolarlık bir gelir elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Başa baş analizi diye bir başka sorumuz daha var. Başa baş analizi dediğimiz şey arkadaşlar toplam maliyetimizin toplam gelirimize eşit olması durumu. Yani toplam maliyet eşit. C ile gösteriyoruz. Toplam gelire eşit. Bu durumda biz başa baş durumdayız diyoruz. Yani eğer büyük P ile karımızı gösterirsek biliyorsunuz kar gelirden maliyetin çıkartılması gerekiyordu. Başa başta nedir? Karınız sıfıra eşittir. Şimdi eğer burada bakacak olursak yeni bir romana basmak için anlaşan bir yayıncı sabit maliyetlerin 55 bin dolar ve değişken maliyetlerin üretilen her kitap için 1.60 dolar olduğunu hesaplamıştır diye söylemiş. Eğer kitap dağıtıcılara tanesi 11 dolardan satılırsa yayıncının başa baş noktasına ulaşabilmesi için kaç adet kitap yayınlayıp satması gerekmektedir diye soruyor. Değişkenimiz yayınlanıp satılacak kitap miktarı olacak arkadaşlar. Ve ilk önce toplam maliyetimizi hesaplayalım. Toplam maliyetimizi nasıl bulacağız? C dedik. Bir kere toplam maliyet sabit maliyetlerle değişken maliyetlerin toplamına eşittir. Yani doğrusal bir maliyet fonksiyonumuz varsa o zaman bu sabit maliyetlerle değişken maliyetlerin toplamı şeklinde
yazılacaktır. 55.000 artı bizim bir tane kitap için değişken maliyetimiz 1.60 dolar olduğuna göre x tane kitap için değişken maliyetimiz 1.60x olacaktır. Bu bizim toplam maliyetimiz. Peki toplam gelirimize bakalım. Toplam gelir arkadaşlar, toplam gelir fiyatla satılan ürün miktarının çarpımıyla elde edileceği için ve bir kitabın fiyatı 11 dolar olduğundan x tanesini sattığımızda 11x dolar gelir elde edeceğimizi söylüyoruz. Evet, başa baş noktasında C eşittir R olmalı. Yani toplam maliyet toplam gelire eşit olmalı. Öyleyse 55.000 dolar artı 1.60x eşittir 11x olmalı. Eşitliğin her iki tarafından 1.6x çıkartıyoruz ve buradan da bunu göreceğiz. 55.000 eşittir 9.10'da 4x olarak elde edeceğiz. Her iki tarafı 9.4 ile böleceğiz. Ve x eşittir 55.000 bölü 9 tam 10'da 4 elde etmiş olacağız. Tabii ki burada x ondalıklı bir sayı çıkacak. 5.851 dolar 0.6 sent. Burada 0.6'yı evet 0.6 yukarı doğru yuvarlanırsa 1 kuruş olduğu için biz bunu 5.851 adet diye yukarı yuvarlayabiliriz. Kuruş değil, özür dilerim. 5.851 adet olarak yuvarlarsak eğer demek ki ben 5.851 adet kitap satarsam başa baş noktasına gelmiş oluyorum. Yani toplam maliyetim toplam gelirime eşit olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.